Merhaba Sayın Savcım, kolay gelsin. İfade alacaksınız sanırım. Hayır, resmi ifade olmayacak. Prosedüre uygun bir şekilde ifadesini alırız sonra. Doktor bir incelesin, kontrol etsin. Uygun görürse biraz sohbet ederiz ufaklıkla. Nasıl? Genel durum iyi. Konuşabiliyor. Ama ifadesi ne kadar sağlıklı olur, ondan pek emin değilim. Zübeyde hocam psikiyatrimiz savcımız. O da size eşlik edecek. Tamam. Hocam, Ilgaz savcıyla emniyetten Eren komiser. Merhaba. Buyurun. Hadi geç. Tekrar geçmiş olsun delikanlı. Size de geçmiş olsun. Şimdi seninle biraz sohbet edeceğiz, tamam mı? Bak, şurada gördüğün abi var ya. O savcı. Yanındaki abi de polis. Bak, şu arkadaki abi de avukatımız. Seni bu abiler buldu da annene getirdi. Tamam. İki haftadır seni arıyor polisler. Okuldan çıktıktan sonra eve gitmemişsin. Birileri engel olmuş eve gitmene. Bu kişiler kim? Seni nereye götürdüler? Bize en başından anlatman lazım ki biz de onları yakalayalım. Korkma anne. Hadi anlat. Sakin sakin. Acele etme. İyice düşün. Yorma kendini. Zamanımız var. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Gel. Savcım, bu Elif Caban'ın tanık olduğu kazanın faili bulunmuş. Kimmiş? Yani adam ünlü bir söz yazarıymış. Kazadan sonra da kendi teslim olmuş. Vicdana gelmiş. Yani herhalde savcım. İfadesi var mı? Var. Buyur. 9 Eylül gecesi 34 ve 52-362 plakalı aracımla Aydınlık Sokak'tan geçiş yaparken kaza yaptım. Seyir halindeki arabayı fark etmedim ve göbekten vurdum. Alkollüydüm, panikledim, korkup kaçtım. Sonra öğrendim ki bir baba ve oğlun ölümüne sebep olmuşum. Önce kaçmaya karar verdim, kaçtım, eve saklandım ama sonra haberlerde gördüm. Bir aileyi yok etmenin acısıyla baş edemedim. Bir böcek gibi yaşamaktansa insan olup doğru olanı yapmaya karar verdim. İsterse müebbet versinler, cezam neyse çekmek istiyorum. Ayrıca ne şarkılarım çalınsın ne de söylensin. Ben ebediyen unutulmayı hak ettim. Orhan Tusak. Tam tahmin ettiğim gibi. Muayene ederken şüphelendim. Ama şimdi kesin emin oldum. Hatırlamıyor. Siz ne diyorsunuz hocam? Travma sonrası hafıza kaybı muhtemelen. Sık rastladığımız bir durum. Tedavi edilebilir diye biliyorum. Daha önce bir vakada başımıza geldi. Başına aldığı darbeden hafıza kaybı. Darbeler sebepse hemen tedaviyi alırız. Sonuçta alırız. Ama ya psikolojik olarak baskılıyorsa? Ki olası, hafızası hiç yerine de gelmeyebilir. Ya da çok uzun sürebilir. Kestirmesi hiç kolay değil. Doktor bey, ne gerekiyorsa yapın ve acil bir şekilde. Mehmetcan bizim bu dosyadaki tek tanığımız. Bir tomografi çekelim hocam. Konsültasyon yapıp değerlendirme yapalım. İyi günler. Hakim hocayı da arayalım. İfade olmayacak sanırım. Maalesef. Kocaman bir maalesef.